Merhabalar. Bu videoda Google Colab ortamında GTTS kütüphanesi ile yazı metnini sese dönüştürmeyi ve sesli okumayı gerçekleştireceğiz. GTTS neydi? Google Text to Speech yani metni konuşmaya çeviriyordu. bunu daha önceki videomuzda bizim GTTS modülünü PyCharm'da kullanarak bir önceki videomuzda bu işi yapmıştık. Yani PyCharm'da yapmıştık. Şimdi Google Colab ortamında bunu nasıl yapabiliriz? Bunun üzerinde şimdi çalışacağız. Bunun için tabii ki öncelikle e, GTTS kütüphanesini pip install ile yüklememiz gerekiyor. Bakın burada e, şu komut satırını yazarak e, bu kütüphaneyi yükleyebiliyorsunuz. E, ben de zaten yüklü olduğu için requirement already satisfied diyor. İlk kez yüklediğiniz zaman successfully installed diyecek. Yani başarıyla yüklendi diyecek. Sonra bu kütüphaneyi From gtts, e, import gtts diyerek çağırıyoruz. Sonra e, get bunu çalıştırayım şimdi. E, burada bir metnimiz var. Bu metni alacak. Tabii ki lang eşittir tr diyerek e, Türkçe e, şekilde. E, bunu mrb.mp3 diye bir dosyaya kaydetmesini isteyeceğiz. Şimdi biraz zaman oluyor ama şimdi sol tarafta bu işlem gerçekleşince bu mrb.mp3 dosyasını göreceğiz. E, bunu yaptıktan sonra bunu tabii ki Çaldırmak istersek Colab'da, e, PyCharm'daki denememizde olduğu gibi Play Sound'u kullanabiliriz. Bunu da yükleyebilirsiniz, bunu, bunu da yükleyerek deneyebilirsiniz. Ama ben bunu denediğimde başarılı olmadı çünkü hata veriyor. Hatta diyor ki, Play Sound is relying on another Python subprocess deyip e, başka bir işleme dayanıyor diyor. PEG objekti de yükleyin diyor. E, onu da... Pardon yanlış bir şey yaptım. Onu da yükleyerek e, deneyebilirsiniz. Bu arada bakın mrb.mp3 dosyası oluştu. Bunu 3 noktaya tıklayarak indir diyerek indirebilirsiniz. Yani amacınız sadece bu mp 3 oluşturmaksa onu oluşturabilirsiniz. Ama bunu burada çaldırmak istiyorsanız. Bakın ben daha önceden denediğimde de aynı hatayı verdi. Bu pg objekti de yükleseniz de e, mrb.mp3'ü play sound ile çalmak istediğinizde hata veriyor. PyCharm'da da e, orada da söylemiştim. Orada da Play Sound'da sorunlar çıkıyor. Bu nedenle farklı bir yöntem e, oluşturmak için internette araştırınca e, şu iPython Display Import Audio'yu e, indirebiliyoruz. iPython Display'den o audio'yu indirebiliyoruz. Ve bunu kullanarak e, bu sesi çaldırabiliyoruz e, Call içerisinde eğer böyle bir ihtiyacımız varsa. Şimdi burada İngilizce bir metin var. Bu metni 1.wav e, wow diye bir dosya oluşturacak. Sonra da bunu audio komutunu kullanarak e, bunu çalacak. Bu autoplay true ise otomatik olarak çalar. False der false yani yanlış derseniz otomatik çalmaz sadece dosya oluşturur. Şimdi bunun İngilizce olarak bir deneyelim. Hello Mr. Çelik. how are you today? Evet İngilizce olarak bunu oluşturdu. Bakın sol tarafta biraz sonra bu bir nokta wav wow dosyası da oluşacak. Biraz geç geliyor sol tarafı klasörümüze bakın. Şu klasörü açmak için. Şuna tıklamanız gerekiyor. Evet, bir nokta wav wow dosyası geldi. Şimdi bu sefer de Türkçe bir şey deneyelim. Ee, yine şuradaki Türkçe metni yanına lang eşittir tr yani language e, dili tek, Türkçe olarak tanımlayarak çaldırabiliriz. Bir de bunu deneyelim. Gün doğmadan neler doğar? Evet, Türkçe bir e, metni de e, sesli konuşmaya dönüştürebildik. Dolayısıyla bu videoda ee, önceki PyCharm'da yaptığımız e, sesli okumayı GTTS kütüphanesini burada Colab'da kullanarak da yapabileceğimizi gördük. Fakat burada biraz farklı bir yöntem kullandık. Bu IPython.display e, özelliğini kullandık. E, umuyorum Colab'da çalışanlara da bu faydalı olur. E, hepinize iyi günler diliyorum.